Selamlar sevgili gönül dostlarım. Nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. Tüm güzel dilekler ve niyetler sizinle olsun inşallah. Olumlu ve güzel dilekler diliyoruz değil mi arkadaşlar? Niyetlerimiz her zaman temiz ve güzel. Ne yapıyoruz? Kendimizi olumsuz bir enerjiye düşürmüyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Olumsuz bir enerjiye düşürürsek neye çalışmış oluyoruz? Neye hizmet etmiş oluyoruz daha doğrusu? Firavunluk enerjisine. Şimdi çok güzel bir tütsü yaktım. Burada Fatma'nın eli var. Üçüncü gözü gösteriyor. Ve sınırsız ve sonsuz olasılıklardan oluşan yaşam döngüsü, sonsuzluğu anlatan bir lotus çiçeğiyle bir pembe sevgi mumum var. Şimdi burada bir tütsü yanıyor değil mi arkadaşlar? Şöyle külünü birazcık bir dökeyim. Biraz dumanı biraz daha şey olsun. Şimdi bu bir tütsü yanıyor. Şimdi ben buna birçok anlam yükleyebilirim. Örneğin başımı döndürdü. Ay bu bana hiç yaramıyor. Ay bunun kokusu çok kötüymüş. Ya da şöyle diyebilirim. Çok güzel kokuyor. Bana çok iyi geldi. Beni dinlendirdi. İşte neyi yüklersek o frekansı, o titreşimi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bu basit bir tütsü. Hoş bir kokusu olan bir tütsü. Bitti. Bu kadar yani. Bu kadar. Şu an bana hizmet ediyor. Ne mutlu bana. Nefis bir kokusu var. Seninle paylaşmak istedim. Uzun zamandır nereden baksanız bir yıl oldu yakmıyoruz değil mi? Dedim şöyle nefis kokular artık adım adım bahara doğru da giderken kışı soğukluğu hani o kar dağı karlı dağlar sevdiğim benden bu kadar uzak diyen illüzyonist düşüncelerin pençesine düşmüş o sevdiklerinizin aslında hiç de böyle olmadığını öğrendikleri bir dönem ve süreçten geçiyoruz diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili Canlar? Eşsiz güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsi muhteşem. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Buraya beni oturan bu karşılıklı sevgi. Herkes seviyor mu? Tabii ki herkes sevmiyordur. Şimdi olumsuz, negatif her türlü enerjiyi çalıştırmış, her türlü kötülükten geri kalmamış, insanlıktan nasibini alamamış, insani enerjilere, insani erdemlere sahip değil ama her şeyi yapmış ama kendini bir o kadar iyi görürse bir kişi, işte o da burada beni dinliyor. Onun da daha kötüleri, daha düşük versiyonları, kötülük enerjisinde mertebeleri var. Nedir? Tarot kartlarında resmedilmiş. Kahvemi de aldım geldim sizinle birlikte içebileyim diye sevgili canlar. Hadi kapın suyunuzu, kahvenizi, çayınızı her neyi arzu ediyorsanız buyurun hep beraber birlikte karşılıklıymış gibi inşallah karşılıklı da olacak günlerimiz de olacak. Birlikte şöyle içelim kahvemizi. Peki ben bir yudum alırken siz de buyurun. Şimdi bu basit bir tütsü. Ben buna ne yüklersem o öyle çalışıyor. İşte kendime de aynen böyle düşünmeliyim. Ben de insan olarak kendimde hangi enerjiyi çalıştırsam, karşımdaki insan için empati kurmazsam, sürekli onun hakkında kötü ve olumsuz fesat düşüncelerim olursa, kötülük yapmaya niyetlenirsen, işte zaten sen o frekanslara doğru giderek dibe doğru düşürüyorsun. Düşürdükçe paranoyalar yaşamaya başlıyorsun. İllüzyonlar görmeye, yaşamaya başlıyorsun. Gerçek ve hakikatten haşa Allah Celle Celaluhu'yu zaman ve mekandan tenzih ediyorum. İnancından ve kendinden Allah'tan uzaklaşıyorsun. İşte o zaman da zaten güzellikler nasıl hayatında vuku bulsun? Neye çalışıyorsun? Firavun enerjisine çalışıyorsun. Nasıl hayatında güzel şeyler vuku bulsun? Zorla buldurmaya çalıştığın bir yere kadar gider. Çünkü güzel Allah sınav vermez. Güzel Allah sadece güzellikleri verir. İşte kötüye çalışır, kötüyü düşünürsen hücrelerin o devrede çalışıyor. Çalışmaya başlamış olan hücreyi durdurabilir misiniz? O frekans, o titreşime getirdiğiniz o düşük, iradesiz enerjideki hücreleri aktive ettiğiniz zaman nasıl durduracaksınız? Nasıl aktive ettiyseniz yani kendiniz durdurursunuz. İşte bir başkası gelip senin bedeninde çalışan,
senin yüklediğin o frekans ve enerji düzeyini yukarıya çekemeyeceği gibi, aşağı düşüremeyeceği gibi, buna sen izin verirsin seni düşürmeye. Çünkü merkezine kendini koymasın. Karşındakini merkezine koymuşsun. Onun ağzına bakarsan, o ne derse onu doğru bilirsen, onun dediğini hiç sorgulamadan veya senden bir şey istiyor, bunu hiç niye istiyor demeden bugüne kadar yapılan onca yanlışlıkla ne muazzam mucizevi videolar yaşıyoruz hep birlikte, değil mi sevgili arkadaşlar? An akışta gelen sistem bilgilendirme videolarım olsun, açılımlar olsun, karşılıklı konuşturma videolarım olsun, hepsi gerçekten eşsiz ve çok güzel. Peki en sonki videolarımız şöyle bir ufak hatırlayalım. Ne demişti orada eril ve dişil karşılıklı konuşurken? İki taraf birbirini çok sevdiğini anladı. İstediğin şeylerle yaşadığın hayat farklı. Şimdi neden sevdiğinin yanında değilsin? İşte farklı bir hayat sürüyorsun. Ama sevdiğin var. Yaşadığın hayat farklı, sevdiğin farklı. Yani sevmediğinle yaşayamıyorsun. Sevdiğinle yaşayamıyorsun. Zaten sevdiğin bir şey belki de hayatında yok. Sevdiğin hayatında olmasını istediğin kişi de hayatında değil. İşte buna bak denildi. İstediğin şeyle yaşadığın hayat çok farklı ve bu isteğini değiştir ya da hayatını değiştir. İsteğin farklı, yaşadığın hayat farklı. Ya hayatını değiştir, isteğine uydur, git istediğin neyse onu yap, ya da o isteği artık bitir, ondan vazgeç, ona göre hayatına yön ver denildi. Ve devamında nasıl konuşmalar olmuştu? Sürekli sen eğer bunu tekrar edersen olaylar hep dönüp dönüp başa sararsın. Dönüp dönüp aynı noktaya gelirsin. Aynı soruyu sorarsan cevap almışken almamış gibi davranırsın. Dönüp dönüp o kısır döngüyü kendine sen yaşatırsın. Ama döngüyü yaşattığın gibi de bunu bilmek önemli. Hayatının merkezine kendini dimdik koyduğun zaman o omurganı, bedenini, fiziğini, ruhunu, zihnini, aklını temiz arındırmış olarak güzel duygu, düşünce ve hislerle değiştirmek de senin elinde. Bir sürü olaylar, döngüler yaşamış olabilirsin ve bunlar sana bu kısır döngüne bir sürü kısır döngüyü kendi içinde yaşatmışken, ama bunu da tekrar değiştirmek de yine senin elinde. Peki neden değişmiyor o zaman? Demek ki kıskançlık var arkadaşlar. Ve kıskançlık 15 numara zaten. Her şey kıskançlık enerjisiyle başlar zaten. Erilleriniz sizi kıskandıkları için sizin gibi olamayacaklarını, farklı olduklarını zannettikleri için gittiler. Kimisi de tam tersi, bu hiç bana göre değil, benim gibi düşünme, ben bununla yapamam, yola çıkamam, imkansız dedi gittiler. Küçük gördüler, hakir gördükleri için, haşa. Tabii ki siz öyle değilsiniz. Ama orada aslında nasıl bir illüzyonist, bir düşük bilinçaltı çöplüğü enerjisi yaşıyor. İşte o hayvanlarla tarotta resmedilmiş olan kartlarda bunu anlatıyor zaten. Çok özür dilerim. Hayvani egon çalışıyor. Ama sen insansın. Ve insan olan insan, kamil olma yolundaki, dünya planındaki sürdüğün bu yaşamda da insan olman gerekiyorsa, insan erdemler de, onlar da güzel erdemler. İşte o zaman güzel Allah'ından uzaklaşma, güzel erdemlerden uzaklaşma, insanlığından uzaklaşma. Empati kur, karşındakini yerine koy. Onun için bir şey düşünmeden, onun adına konuşmadan, onun adına karar vermeden. Öncelikle empati, empati, empati arkadaşlar. Bu toplumun en büyük eksikliklerinden bir tanesi. Hiç kimse, bencillikte bir numara, ama karşı tarafın yerine kendini koymak, onun duygu, düşünce, his ve isteklerine saygı duymaya gelince diplerde maalesef ki. Peki kıskançlık ne yapıyor? Ruhları köreltiyor. İnsanın ruhunu çürütür arkadaşlar. Hiç kıskanmam demeyin. Ama sistemde Allah'ın emriyle de kıskan, ama zaten kıskançlık hani verilmiş ama bundan arınman gerekiyor. Ama hiç hadi bunu bir türlü aşamıyorsan, en azından hiç kıskanma da demiyorum sana. Ama bu aşırılık, aşırı kıskançlık egondan bir arın, bundan bir özgürleş dedi sistem. Son özellikle 9-10 video, 12 videoda 3-6-9-12 şeklinde gidersek. Peki kime diyordu bunları? Elbette ki ilahi dişile, gerçek ilahi dişile söylenmiyor bunlar. Gerçek ilahi erile söylenmiyor. Kime söyleniyor? Gerçek ilahi eril olup firavun enerjisi çalıştıran Tagral enerjisinden kendini işte bir nebze kurtarmış
Özellikle kavuşma aşamasındaki arkadaşlar bundan sıyrıldılar. Ama demek ki bana gelen hissiyatta buraya oturmamın sebebi kıskançlıktı arkadaşlar. Sanıyorum bu videonun adı da kıskançlık. Yani sana hizmet etmeyen, ruhunu çürüten, insanın ruhunu çürüten, o seni karanlığa çeken, seni hiçmiş gibi hissettiren, her türlü olumlu duygudan seni alıkoyan histen, yapacaklarını yapmaktan, o güzel dilek, istek ve niyetlerinden, işte o çok sevdiğin ilahi, o feminen dişiline ulaşmak ve onunla bir evlilik yaşamak istiyorsun. Birliktelik, bir ilişki, neyse neye start verecekseniz. Ama bunu vermek için de tek taraflı kendini düşünüp kısır döngüden çıkmamak yerine onunla iletişime geçmen gerektiğini biliyorsun ve dünya boyutunda adam olan adamın da zaten bunu yapması gerekiyor. Yani insanlık erdemlerine sahipsin, sınavların bitti. Kamil insan olmaya adım attın, uyanışını yaşadın, sınavlarını verdin, döngülerini tamamladın, cehennemin kapılarını kapattın. Hadi cennetin kapıları açıldı sana, Allah'ın emriyle yol verildi, sevdiğine git. Peki neden hala siz yorumlarda ben kavuştum demiyorsunuz da hala sitemkar yazıyorsunuz? İşte hala eril enerjiden çıkamayan dişiller ve eril enerjide egodan çıkamayan o dişil ve eril enerji partnerleriniz hala kıskançlıkta oldukları için. Kahvemden bir yudum alıyorum. Çok özür dilerim bu arada. Peki Sah Urmiye'yi niçin terk etmişti arkadaşlar? Kıskandığı için de. Çünkü o kadar mükemmel bir insanla karşılaşmıştı ki bu nasıl benden daha iyi olabilir dedi. Peki orada Sah neyi kaçırmıştı? Aslında kendisi de Urmiye kadar güzel olduğu, iyi olduğu, insan olduğu, insanlık erdemleriyle var olmuş olduğu, kendisinde bir varoluşsallığı olduğunu, insan olduğunu, insanlık erdemleri olduğunu ama bunları o kadar hayatı boyunca ona inkar ettirecek, onu hep küçük düşürmüş, sömürmüş, yemiş, tüketmiş, bitirmiş, ruhunu çürütmüş insanlarla o kadar bir arada olmuş ki böyle güzel bir hakikati olması gereken sıradan, aslında çok basit, çok sade, çok yalın, çok düz. Zaten olması gereken buyken ama bu saha o kadar uzak geldi ki bu fikir, bu düşünce. Ne dedi? Ay çok mükemmel imparatoriçe olarak görüyorum. Hadi ben kaçayım. Eyvallah bana dedi. İşte bütün erilleriniz, dişilleriniz sizden bu şekilde kaçtı. Tabii ki hakikatli aşk yolundaki insan erdemlerine sahip insan olanlar, Allah yolunda ilerleyenler için söylüyoruz. Hatalar yapılmıyor mu? Tabii ki yapılacak. Yanlışlar yapılmıyor mu? Tabii ki yapacak. İnsanız, insanın gereği de yapabilir. Zaten kimse senin mükemmel olmanı istemiyor. Burası da mükemmellik sınavı olması için değil. Allah'ın yolunda ne kadar mükemmel olduğunu farkında olman. Var olmuş olmanın manasını anlamak için buradayız. Mükemmel olmak için burada değiliz ki. Bir savaşta da değiliz. Kimseyle savaşmak zorunda da değiliz. Neden çaba sarf ediyoruz? Neden mücadele ediyoruz? Neden savaşıyoruz arkadaşlar? Neden en büyük savaşı da kendi kendimize, önüne kendimizi koyarak veriyoruz? Kim önünüzde duruyor? Kim sizi durduruyor? Hiç kimse. Hiç kimse. Çünkü zaten hiç kimse yok. Nasıl? Şimdi biraz böyle beyninizin pilleri yanmaya başladı değil mi? Güzel. Bu iyi işaret. Peki başlangıçta sağ ikinci olarak neyi kaçırmıştı? Urmiye kadar aynı özelliklere birebir sahip olduğunu bilmesine rağmen kendini inkar etmesiydi. Üçüncü olarak da üçüncü bir kişi gibi düşünüp, firavun gibi düşünüp ne yaptı? Urmiye adına karar verdi. Urmiye adına düşündü. Urmiye'nin yerine bakın tüy hemen burada kül düştü. Bir türlü dünyadaki varoluşsallığını olduğu gibi ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi olu başaramadığı için sah ne yaptı? Kendinde inkar ettiği bütün güzel duygu, his, düşünce, insan olma erdemleri, o eşsiz sevgi, aşk, o ruh güzelliği, o beden güzelliği, o fizik güzelliği, o düşünce güzelliği, o empati kurabilen Urmiye'yi ne yaptı bu sefer?
bir üçüncü kişi gibi koydu önüne. Bu çok büyük, çok güçlü. Bu beni yönetir işte. Ben bu kişiyle baş edemem. Ya da ancak o beni terbiye eder. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim hepinizden. Hayvan mısınız ki sizi terbiye edecek? Urmiya'nın kamçısı yoktu benim bildiğim kadarıyla o. Olan var mı? Bilen var mı? Gören var mı? Neyin terbiyesi? Biz hayvan değiliz arkadaşlar. İnsanız, insan olduğumuzu hatırlamalıyız. Ruhumuz iradedir. İrade de akıl ve zekadır. Ve de o da yüce güzel Allah Celle Celaluhu'nun ta kendisidir. Evet, dünya üzerindeki her şey bize hizmet ediyor, doğru. Ama ya hizmet ettirirsin ya da sen onlara hizmet edersin. Firavun enerjisini çalıştırırsın, yolunu sapar iradesiz tarafını, sol tarafını çalıştırırsın. Aşkı ve sevgiyi dünyada yaşamsal olarak atması gereken etten, kandan, damardan olan kalbin, o bedendeki, fiziki bedendeki kalpten yaşadığını zannediyorsun. Halbuki ne denildi bize? Özellikle son 6-8 aydır hayır iradeye gel. Seçimin zaten yoktu. Olmayan seçimi önüne koyup iradesizlik sergileyerek Urmiya'dan sen kaçtın, yolun döndü. Bu 360 dereceyi döndün, döndün, döndün. Hem de kaç kere? 21 kere büyük arkana döngüsüyle döndün ey sağ. En sonunda Adem Havva'ya geldi ki ben de seni tanıyorum. Sana biat edeceğim. Ama Havva zaten başta ona biat etmişti. Buradaki biat etmem asla hiç o dernek kurum kuruluşlardaki gibi söylemek istemiyorum. İnanç sergilemek, kabul etmek anlamında kullanıyorum. Benim o tür kuruluş vesairelerle ilgim Allah Celle Celaluhu büyüklüğü dışında asla olamaz. Hiçbir zaman olmaz, olmadı, olmayacak da Allah'ın izniyle. Sıradan, normal bir hayat süren, normal sizlerden biri gibi halktan bir insanım. Tek farkım, sezgilerim, bilişlerim, bilinç düzeyim, varoluşsallığım, yaşam amacımın gereği olarak rehberlik, ana hayat amacım olduğu için bu işe başladığımda öncelikle bu hizmete, sonra da bu iş olarak biliyorsunuz iş olarak ikinci planda, dünya planında kanallık etmek ve buradan ekmek paramı kazanmak için yapıyorum. Peki biz insansak Allah'ın iradesi bizdeyken Allah'ın ta kendisinden olma yansıması olduğumuza göre ne ola ki ben hayvani enerjiler çalıştırayım? Düşük enerji iradesiz enerjidir. İradesiz enerji de hayvani enerjiden farkı yok demektir. İnsan olan da iradedir. Allah'ın iradesi var. Allah'ın yansımasısın. O zaman ne ola ki sen Urmiya'ya değer vermeyeceksin, es geçeceksin, gideceksin. Oldu bitti. Şimdi geriye dönüp bunu düşünmemeniz gerekiyor, üzülmemeniz gerekiyor. Burada şu söyleniyor. Başta Urmiya'yı kıskandığın için çarkı ters döndürdün. Ve bunca döngü ve sınav yaşadı. Üçüncü çevre enerjileriyle ailen diye bildiklerinin ailen olmadığını anladın. Dostun dediğinin dostun olmadığı, sana en büyük, çok özür dilerim, kazıkları atan olduğunu. En iyi diye bildiğinin aslında senin için en yanlış kişi olup yüzüne gülüp arkadan kılıcı sırtına saplayanlar olduğunu öğrendi. İşte hayatta doğru bildiklerinin tersi. Kaç tane doğrunuz doğru olarak bildikleriniz doğru olarak halen evet bu doğru bu doğrudur dediklerinizi yorum olarak sadece bunu yazın arkadaşlar. Şimdi kıskançlık insan ruhunu çürütür dedim. Hiç kıskanma. Demiyorum bakın arkadaşlar size haşa yani bu benim haddime de değildir zaten. Sevenler de birbirini kıskanır zaten biraz kıskançlık da olmalıdır elbette. Fakat unutmayın ki kavuşamıyorsanız hala Allah'ın hoşuna gitmeyen törpülemediğiniz bir kıskançlık seviyeniz halen yüksek görülüyor demektir. Zaten üçüncü enerjiler de sizi böyle bir aşkta, sevgide birbirinizi nasıl sevip, nasıl bu kadar mükemmel insanlarsınız, nasıl bunca şey yaşatılır da buna rağmen hala ayrılamazsınız.
Allah da var, Allah da var, Allah da var, Allah da var. Ve kulları var insan olarak sevgi bahşedilmiş, irade bahşedilmiş, aşk bahşedilmiş. İşte bunu ne kadar kim inkar ettiyse kıskançlıktan yaptı, çekememezlikten yaptı. Peki şimdi ruhu olmayan, ruhu çürümüş ve kıskançlıktan gözü dönmüş olanlardan sebep sağ zaten. Bu böyle bir çevre etkisi içinde büyümüş olduğu için zaten sağ, hem dişil hem eril versiyonlarını kendinize göre yönetin arkadaşlar. Dolayısıyla sadece eril diye anlatıyorsam, beni dinleyen koşulsuz sevgideki doğru yolda olan insani erdemlere sahip, doğru ve dürüst hak yolundaysanız, koşulsuz sevgiyle, aşkla, bir gerçek hakikatli bir sevdiğiniz varsa, böyle bir gerçek karşılıklı aşk yolunda olduğunuza inanan biriyseniz, eril olarak kendi dişiliğiniz içinde bu şekilde yönetebilirsiniz. Ve dolayısıyla siz eril olarak beni dinlediğinizde, işte gerçekten sağ olarak koşulsuz gelmişti. Gamhat enerjisi aslında orada onu gösteriyor. Hesapkar olmadan geldin. Önümü göreyim demeden geldin. Teslimiyetle geldin. Çünkü Urmiya'ya aşık olmuştun. İçindeki aşk, sevgi, tutkun artık o seni yönetmeye başladı. Ve hiçbir şeyin hesabını yapmadan Urmiya'yla hemhal olmak istedi. Peki oldu. Onun da öyle olduğunu gördü. O zaman neden uzaklaştı? İşte tamamen bu kıskançlık enerjisinden uzaklaşma olur arkadaşlar. Ve üçüncü kişi diye adlandıracağımız bu iki gerçek aşık dışındaki herkes üçüncü kişi sıfatı, üçüncü kişi enerjisidir. Üçüncü kişi enerjisi, hepsi kötüdür de demiyoruz. Size yardım eden bir ruh eşi arkadaşınız olabilir, bir sevdiğiniz, ailenizden biri, birileri olabilir, arkadaşınız olabilir, patronunuz olabilir, astınız, üstünüz olabilir. Ev hanımıysanız evlatlarınız iki tanedir. Biri size ruh eşliliği yapıyordur, diğeri de hayatı burnunuzdan getiriyordur gibi düşünün. İşte burada kalbini kapatan, ama aslında açması gerektiğini bile bile egoyla, kıskançlıkla, bunu küçümse, açarsam küçük düşerim edası neydi? Ego çalıştığı içindi işte arkadaşlar. Orada ego çalışmış olduğu için bilinçaltın çöplüğünde o iradesiz tarafı ne yaptı? Solu çalıştırdı. Sağ irade akıl ve zeka ile hareket etmedi. Akıl ve zeka ile hareket edip de kıskanmasaydı nasıl bir sonuç olurdu? Zaman tanırdı kendine ve sevdiğine. Birbirlerini ne kadar sevip sevmediklerini, uyumlu olup olmayacaklarını, sevgi ve aşk düzeylerini tartabileceklerdi. Birlikte bu hayatta yol alıp alamayacaklarını göreceklerdi ki zaten birbirleri için yaratılmış, birbirleri için biçilmiş kaftan olduğunu görünce de zaten ayrılamaz, el ele tutuşup daha farklı bir hayat yolunda bugün ilerliyor olabilirdiniz. Peki, kalbini kapatmış fakat bir türlü açmak, kimseye açamayan ama Urmiya'nın da gelip açmasını isteyen sahın eksikliğine, dengeye gelememesi, hayatında dengenin tezahür edememesi, zuhur edememesi, neşelenmemesi, gülmemesi, kahkaha atmaması, aşka, sevgiye inanmaması, aklı zekasını kullanmaması, tüm güzel insanlık erdemlerinden uzaklaşmış olan sağ lobunu hiç çalıştırmadı. Asıl gerçek sevgi ve aşkın, tutkunun, güzelliğin iradede, akıl ve zekayla yaşanılacağını düşünceyle karıştırarak bilinçaltı çöplüğünden gelen kendisinin o ilk kıskançlıktan doğan illüzyonist durumlarını, bu güzel duygularını örttü. Peki sah gerçekten kıskanç kötü biri mi? Tabii ki değil. Ama çalıştırdığı enerji, bütün o güzel insan olan Urmiya'nın ruhu ikizi olan sağ, ne ola ki Urmiya'dan farklı olabilse veya Urmiya ondan farklı olsun. İşte gerçekten neşelen, gerçekten gülümse, gerçekten hayatın güzel renklerini, güzel enerjilerini hayatına çağır ve ona göre davran. Anda daima bir tek hayalin için bir adım atarsan onu anda başlayabileceğini, gerçekleştirebileceğini bilmelisin. En kötü senaryo yaşasan bile bilmelisin ki kötüyü koy bir tarafa.
sen yine de masum, mutlaka bir yanın vardır. Masumiyetini alıp kucakla, iradeye dön. İradesiz tarafa dönersen işte ibre aşağıya bakar. İradeye dönersen yukarıya bakar. Yani gökyüzüne doğru yükselirsin. Bu gökyüzüne uçacağız anlamında değil arkadaşlar. Ruh olarak, enerji olarak, frekans olarak yükselmek. Kendini neşeli, mutlu, iyi hissetmek. Tüm dilek niyetlerinin gerçekleşmesi demek. İşte sen kendine önce bir kendini anlat, kabul et. Ondan sonra sevdiğini de sana kendisine anlatmasına bir izin ver. Kalbini açmıyorsun ki. Açmasına da izin vermiyorsun ki. Sadece onun hakkında ahkam kesiyorsun. İşte burada çok iyiyle, çok güzelle karşılaşmak, kötünün içinde sömürülmüş sahın öfkesini kontrol edemeyerek haksızlık ettiği yere ne dedi dünkü videomuz nasıldı sevgili arkadaşlar? Çok özür dilerim evvelki günkü. Öfkeni kontrol et, zira haksızlık yaptığın yere zaten öfke çalıştırıyorsun. Öfkelendiğin durum ne? Onu yaratan da sensin, sebebi de sensin. O enerjiyi çalıştıran da sensin. Öfkeyi çalıştıran da sensin. Zira haksızlık ediyorsun denildi sistem tarafında. Öfkelendiğin kişi gerçekten öfkelenmeyi hak ediyor mu? Çok yanılıyorsun sah denildi değil mi sevgili ilahi erillere? İlahi eriller kendinizi sah karakteriyle anlatıyorum size. Ama tasvip edilen gamhat değil, sah değil, tagral değil. Dare değil. Aziz Allah. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Aral isteniyor. Ara, al. Sevdiğini ara ki alıp alamayacağını, onu da seni alıp alamayacağını, birbirinizi isteyip istemeyeceğinizi bilesin. Peki seni isteyip istemediğinden emin olmadığın halde, zaman tanımadığın halde, sana hiç zerre kötülük etmemiş, zaten de hayatında bırakmış, yıllar olmuş, çekip gitmişsin, arkana dönüp bakmamışsın, bir öldü mü kaldı mı diye sormamışsın, yiyecek lokması var mı yok mu diye sormamışsın, bana aşık olmuş olabilir mi, benim için üzülüyor, beni göremediği için özlüyor olabilir mi, özlemle, hasretle beni bekliyor olabilir mi? Ben gittim kalbine girdim, Allah beni affetsin, ezan okunuyor ama bitir, devam edeceğim Allah'ın izniyle. Öfkeni kontrol et orada. Zira sen haksızsın. Öfkelenmeye de hakkın yok. Öfkelendiğin konuda, duruşun da, durumun da, tutumun da, düşüncen de bir o kadar yanlış ve bir o kadar da hak etmeyen masum bir insana bunu duyuyorsun. En büyük yanılgın bu denildi. Aslında senin o öfkelenmen, kızgınlıkların işte Mida'nın sana hayatında yaşattıklarına öfkeleniyorsun. Ona göstermek yerine ilahi hak etme, masum dişle gösteriyorsun. Bilgisi verildi. Ne romantizm yaşıyorsun, ne aşk yaşıyorsun, ne sevgi yaşıyorsun, ne empati kuruyorsun, ne sevgiyle konuşuyorsun, ne yaklaşıyorsun, ne bir adım atıyorsun, ne alo diyorsun, ne mesaj yazıyorsun. Ne beni seviyor musun? Ben senin hayatına girdim. Kendimi de senin hayatına soktum. Geride de bıraktım gitti. Sen acaba beni seviyor olabilir misin? Sevdin mi? %50 bu ihtimal de var. %50 sevmiyor da olabilirsin. Peki bunca döngü yaşandı. Sevdiğinizi gördünüz mü? Sevmediğinizi mi gördünüz? Tabii ki karşılıklı ve seviyor olduğunu gördünüz. Neden kahroluyorsunuz? Neden öfkeleniyorsunuz? Çünkü nasıl bu kadar yanılabilirim, nasıl bu kadar yanlış yapabilirim, nasıl bu kadar inandıklarında ben tepe taklak olabilirim, nasıl benim hayatımın altı bu kadar üstüne gelir, ben bu kadar kötü olacağını, ben o kadar çok kötü olacağını pardon düşünecek, düşünürken her şeyi egomla kontrol altına alıp bir tavran narsistliğiyle yönetmeye kalkarken sistemde o kadar kafama vura vura, gözüme soka soka ruh eşimle. Hayır, yanılıyorsun, yanılıyorsun. Hep %50 ihtimal daima vardır. Ama bir %50 ihtimal seviyor olabildiğinde düşünmeliydin. Ama sen ne yaptın? Bir tek beni sevmiyor ki, istemiyor ki, uzak ki, soğuk ki, karlı dağlar var ki diye onun yerine ahkam kesti. Ve bunu sana yapan, ruhunu çürüten o egondu, başka bir şey değildi. Peki egonu ne yönetiyor? Kıskançlık.
Çünkü sen olmayan o kadar mükemmel olduğunu gördün ki onu kıskandın. Benim üstümde dedim. Ben onu geçmeliyim, ben baskın olmalıyım. Egomla imparator olarak davranmalıyım. Ben iş adamıyım, iş kuruyorum, para kazanacağım. İşi önüne çıkarttım, parayı çıkarttım, kariyeri çıkarttım, koltuğu çıkarttım. Üstüne üstlük günler, haftalar, aylar geçti. Özlemlerle, hasretlerle yıllar geçti. Sınav üzerine sınav, sınav üzerine sınav, sınav üzerine sınav, sınav üzerine sınav. Denendin, denendin, sınandın, sınandın. Bunca yılı geçirdin ancak kafana dank etti. Ve ne oldu? İş işten geçti. İşte şimdi tam sistem bu noktaya gelinmesini istiyordu arkadaşlar. Sevgiyle kavuşma aşamasındaki olan ilahi eriler. An akışta ilahi sistemin size bilgilendirmesi, kavuşmanın önünde duran hala egon, kibrin, hala bir kıskançlığın var. Hala Allah'ın sadakasının üstünde tutuyorsun egonu, kibrini. Haşa Allah'ın önünde tutuyorsun. Hiçbir şey Allah'ın önünde haşa tutulamaz. Sevdiğinden tutulamaz, kendinden tutamazsın. Aşkın önüne çıkaramazsın. İnsan olmanın gereği para değildir, koltuk değildir, kariyer değildir, iş değildir, makine kurmak değildir, CEO olmak değildir. İnsan ol, insan önce. Erdemli ol, vicdanlı ol. O senin adalet. Ama bir de adalet adıyla o yüreğinde, ruhundaki o akıl ve zekana kodlanmış olan o irade var ki o irade de Allah'ın adaleti. Ve onun adı da merhamet. Cefa çekiyorsun, evet, ama diğer bir yüzde merhamet işte. Cefayı niçin çektiğine bak, kim çektirdiğine bak. Ne sevdiğin çektirdi, ne de Allah. Hala kendi egon ve kibrini Allah'ın önüne, haşa Allah'ın yoluna, Allah'ın sadakasına, kendine, sevdiğine ve yüce gönüllü, lütufkar olan yüce Allah, mucize ve mucizeli ta kendisinden olan mucizenin önüne çıkarıyorsun. Egon neden bu kadar önemli? Kibrin ve kıskançlığın neden bu kadar önemli? Mutsuzsun, gözyaşı döküyorsun, maddi manevi kayıplar yaşıyorsun, sınavdan sınava koşturuluyorsun. Yüreğinde öyle acılar bırakılıyor ki. Alnında neden o sargı beziyle dolaşıyorsun, değnek dokuzlu? Bunu anlatır. Dünya planında, somutta, ruhunda öyle bir yara bırakacaksın ki ne yaparsan yap. Bunu asla değiştiremez. Çünkü inandın, yaşadın ve yaşattın. Ve bunu yapanın da kendin olduğunu anladığında orada affedemediğinin kendin olduğunu görüyorsun. Çünkü kendini affedemiyorsun. İşte bu yanlış arkadaşlar. Kendiniz hala üzülüyor, ağlıyor. Üçüncü kişiler, midalar, parsadralar, o bu bana ne yaptı, niye bunu yaptı, ben buna nasıl izin vermişim, ben nasıl görmemişim. Ben doğru insanı nasıl bu kadar yanlış görmüş olurum, yanlış insanları bu kadar doğru görmüş olabilir. İbreniz böyle şaşmış arkadaşlar. Şimdi sistem buraya getirdi sizi. Şimdi daha artık bu tarafı düşünme. Burası iradesi işte. Şimdi bu tarafa bak sadece. Yolun burada ve yürü git diyor. Ne istiyorsan onu yap. Ve artık kontrolcülüğü bırak. Yaşadıkların, tecrübelerin, deneyimlerin sana zaten kontrolcülükten geldi. Ve seni kontrol edenlerin sana neler yaptığını görmüş oldu. İşte ruh ikizini çok kontrol etmekle sürekli ay illüzyon var mı? Ay kara bir şey yaşatır mı? Fırtına yaşatır mı? Kaos yaşatır mıyım? Yoksa sığınacak limanım mı? Kuleden düşer miyim, düşmez miyim? Bir karanlığa yürüyorum. Bir seçim yapacağım ama hangi? Sağa mı gideyim, sola mı gideyim? Sen zaten hep Urmiye'yi sevdin. Birini sevdin. Birini istiyordun. Onunla hayat kurmak istiyordun. Seçim zaten tekti. Tek. İki tane olduğunu iradesizliğin sana feleğini şaşırttı. Mida'yı sevmiyorsun, zaten ne yaptığını biliyorsun, onu da çok iyi tanıyorsun, yani onu da sevmiyorsun. E sevdiğin teken nasıl iki seçimin olabilir o zaman? Denildi. Peki Saha neden kıskançlığı bırakamıyor? Haşa Allah'ı
önüne dahi haşa çıkarıyor. Düşünebiliyor musunuz? Şu an kavuşmanızın önündeki olay kıskançlık olarak geliyor hala. Ego olarak hala törpülemeniz gereken bir miktar egonuz olduğu gözüküyor. Yol verilmiş kavuşacakken hala sevdiğin neden aramadın ve kavuşmadın egosu ve kıskançlığı var. Sistem sizi takip ediyor an be an arkadaşlar. Bu bilgilendirme videosu da bunun için. Sistem sizin hala sevdiklerinizden gidip özür dileyip gönlünü alıp Allah'ın hoşuna gittiği gibi davranmadığınızda sizi gözlediğini, zaten daima da böyle olduğunu, peki neden hala yapmıyorsun diyor. Yol verdim diyor. Bütün isteklerini yerine getirdi. Dualarını kabul etti. Kötüleri de kötü ettiklerini zaten kötülerle yaşadın. Onları da benden bilme. Şimdi sevdiğinle hayat kurmak istiyorsun, tamam, yol açıldı. Alo demek, mesaj demek veya kapısını tıklatmak için neyi bekliyorsun diye soruluyor size. İşte şu an hala bunu yapmamış olanlar için geldi. Törpülemeniz gereken kıskançlığınız var. Neyi kıskanıyorsunuz arkadaşlar? Bu kadar döngüyü yaşattığınız, masum olan, hayatınızda olmayan ruh ikizinizin nesinden korkuyorsunuz? Yoksa sizin korkaklığınız mı? Ve neyin korkaklığı? İşte sistem diyor ki orada ego var, ego. İşte o kıskançlığı niye yaşıyorsun? Niçin kıskanıyorsun yani, ruh işin olmuş? Sen her şeyden yoksunsan kendinden bil, sana yaşatmıyorsam ona da yaşatmıyorum. Allah'ın adaleti terazinin iki kefesi var diyor. İkisi de dengede tutuyorum ben. Görmeyen sensin. Bu taraf iradede Urmiye görüyor. Ne oldu? Kılıç kraliçesi. Kupa kraliçesi. Azize Attart. Onu da geçti artık. Dünyaya tepeden bakan bir ilahi dişil var. Madde ve manayı anlamış. Somut planda dünyada sizden gelmesi gereken ki bu göreviniz, taahhüdünüz ki yaratılış, varoluş, hayat amacınızın kodu gereği yapmanız gereken adam görevlerinizi neden hala yapmıyorsun? Bunun en önünde neden hala o ego kıskançlığın duruyor? Neden ruh ikizini kıskanıyorsun? Neyden kıskanıyorsun? İşte bil ki o senin kendi çalıştırdığın, yine senin kendi suçun. Kendine bak, kendini de iyileştir onu diyor. Onunla bir ilgisi yok deniliyor size. Evet, videoyu burada bitiriyorum sevgili canlar. Bu yeterince açık oldu sanıyorum. Zaten biraz da uzadı. Artık burada bitirelim. Değil mi? Yoksa arkasından bir açılım mı istiyorsunuz? Hadi bakalım. Bunu bitirelim, açılımı ayrıca yapalım. Siz önce bu bilgilendirmeyi bir sindirin bakalım. Kendinde iyileştiremediğin, kendi kendindeki o kıskançlık, o egonun sebebini bulun. Ruh ikizinize yenik düşüyorum diyorsanız çok büyük yanılgı içindesiniz. O kadar olgun, bilge insanlar ki, o kadar sevgi dolu, koşulsuz sevgiyle bakıyorlar ki, işte Urmiya'nın anlamı neydi? En başında da öyleydi, şimdi de öyle. Ben asla benzeri var olmayacak bir bahçeyim diye kitap anlamı var, değil mi? İşte hiçbir şeyken Allah haşa, Rabbimiz çok büyük bu mekan ve zamandan tenzih ederek kendiniz ve sevdiğinizin önüne, bu aşkın önüne o kıskançlık, o egonuzu törpülemeniz gerekiyor. Neden aramıyorsun diyor. Aradığını gördüğümde Allah'ın hoşuna gittiğini, yapman gerekeni yaptığın yönünde bakacağım. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Neden korkaklığı bırakmıyorsunuz? Neyin yenilgisini yaşıyorsunuz? Siz zaten yenilgilerin sınavını verdiniz. Yenilginin asla yenilemeyeceğini, her şey hep istediğiniz gibi, kontrol ettiğiniz gibi, sizin planladığınız gibi gitmesini arzuladığınız gibi, hep sizin o plan çerçevesinde hayatın asla gidemeyeceğini, karşında bir insan var. Bu sevdiğin de olabilir, sevmediğin de olabilir, arkadaşın da olabilir, eşin, dostun, ailen, ebeveyn de olur, iş ortamındaki arkadaşlar. İnsan var deniliyor kısaca, insan. Her şey nasıl tek taraflı? Sen planlayacaksın, sen düşüneceksin, sen çalacaksın, sen oynayacaksın, sen karar vereceksin, sen düşüneceksin. Ve sen yapmak istediğin gibi, sen ol deyince herkes sana emir kulu gibi onu yerine getirecek. Hayat böyle bir şey değil dedi. Siz bunun sınavını verdiniz. Tabii ki yenilmenin sınavını verdiniz.
önce Allah'ın önünde huzura gelmeniz gerekiyordu. Egoyu yenip Firavun'u bırakıp Musa olmanız gerekiyordu. Ve şimdi size deniliyor ki tamam bunu yaptın. İşte şimdi Musa olan o sevdiğinin de önünde bunu yapmalısın. İşte o da gidip af dilemek, özür dilemek, gönlünü almak. Musa'ymışım, bilmiyordum. Kendimi inkar ettiğim için Firavunluğa oynadım işte. Şimdi Musa'yım, Musa olduğumu gördüm. Aslında hiçbir zaman da Firavun değilmişim. Ben sadece öyle kendimi kandırmışım. Kıskançlığınız bu işte. Kendi kendinizi kandırma kıskançlığı. Kendinizi kıskanıyorsunuz. Çünkü bu kadar mükemmel insan olabileceğini düşünmediğiniz için, bu kadar mükemmel olduğunu da gördüğünüz için, o kadar güzel bir insana hak ettiği gibi davranmadığınız için utanç egosu yaşıyorsunuz. Mücrubiyet egosu yaşıyorsunuz. Fakat sistem Allah'ın emriyle bunu da onaylamıyor. Ey İsa, sen zaten ördüğün çoraplar başına geçirilmedi mi? Aslında çoraplar ören de sen değildin. Hayatında isim verdikleri, meydan verdiklerin o çorapları örenler onlar da onların da başına geçirildi. Sen onlara sınav edilirken onlar da seninle sınav edildi. Bu onlar da gördüler ki kaybettiler. Kazanan sensin. Çünkü sen hiçbir zaman firavun olmadın. İşte bu. Günaydın ve günaydın. Urmiye kadar güzelsiniz. Güzel. Güzelliğin anlamı ruh güzelliğinden, insan güzelliğinden bahsediyorum. Yakışıklı ve güzel olmak fiziki boyuttaki sıfatlar. İşte sen zaten aslında Urmiye ile aynıydın. O yüzden ruh ikizi ve kader karşılaştır. O yüzden bir kader birliğiniz var ve o yüzden olmasa ne olur? Ben izin verdim. Sen bu taraftan seviyorsun. Urmiye bu taraftan seviyor. Ortada buluşmanız gerekiyor. Buluşmak için de senin bugüne kadar yapmadığın bunca döngüyü yaşatmana sebep olan o egonu ve kibrini yak. Bu kadına adım atman gerekiyorsa, bu adama adım atman gerekiyorsa bunu sen yapacaksın. Gittiğin gibi geri gelmek budur arkadaşlar. Evet, burada bitiriyorum. Beğenin ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Ve lütfen sevgili dostlarınızla paylaşın. İnsanlarla paylaşın. Herkesin ihtiyacı var. Size nasıl kanallık ediyorum rehberlik? Siz de başkalarına aynı kanalla ve rehberliği yapın. İnsani görev olarak. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Kalpten sevgilerle. Tekrar görüşmek üzere.